Öğretmene dedim ki böyle böyle. Bana dediler sen dedi şey olacaksın dediler ya. Sokakta camide mendil açacaksın dedi bana. 11 yaşındaydı öğretmenim. Senden hiçbir şey olmaz dedi. Sen mendil açarsın dedi. Dilencilik yaparsın dedi. Yani kaderimde o var. Sonra da yaparım dedim ben. Ne yapayım dedim ama benim hayatım futbol bırakamıyorum. Tabii seviyorum. Senin şimdi verdiğin cevabın Enes'in verdiği cevaptan ne farkı var? Hiçbir farkı yok. O yüzden oğlumu sonuna kadar destekliyorum. O zaman böyle şey yapsınlar. Ne bileyim Survivor gibi bir şey yapsınlar parkuru. Koskoca yönetmen ödüllü bunlar. Kanda orada burada ödül almış adamlara. Borun parkur içinden, markur diyorsun. Borun içinden geçiyorlarmış falan. O da mı olmaz diyorsun? Olacak iş mi be abi be? Acun abiye söylesek bunlara bir şey çizse. Skoru etki etti mi Rüştü abi? Etmez olur mu? Direkt. 3 gole direkt etki var Rüştü abiden. Ben orada mesela Rüştü abinin herhalde Rüştü abi kendi görevinin farkında değildi. Yani... Rakibin kalesini. Evet. Bizim kalemizi kuracağına herhalde rakibe bir geçiş vardı. Orada bir anlaşmazlık oldu hocayla herhalde aradığında. İnanılmaz Rüştü abi ya. Ellere şenlik yani. Ne geliyorsa alıyor. Evet. Ha, güzel, oldu. 2023'ün son. Şapla. Bizim attığımız mı? Yoksa 23'ün bize attığı mı? 23'ün bize attı. 2023'ün bize attığı son şaplak ve vurkaç şu anda başladı. Benim biraz şey var ya. Senin biraz problemin var abi evet. Hakkınızı aldım birazcık. Helal şöyle olsun canım estağfurullah ne demek. Ben çocukken bronşlardan şeyler olmuş. Hoş olmayan şeyler. O böyle bazen... Bademciklerini aldıran çocuklar vardı benim. Sınıf arkadaşlarım vardı öyle. Sürekli böyle birkaç tane her sınıfta vardı. Bademciğini aldırmış hasta olmamak için. Sende de var mı öyle bir operasyon? Yok da bu böyle anlattığın şey gibi. Öyle kaşlarını aldırıyorlarmış gibi. Neymiş abi yani? Vallahi öyleydi. Ara sıra bademciği aldırıyorum. Ben ara sıra aldırıyorum bademciklerimi. İşte aldırıyorlar. Niye? Orada mikrop kapmasın hasta olmaması için yapıyorlar. Ama bu bronşlarla alakalı değil ki. Boğaz şişmesiyle alakalı. Boğaz şişmesi için. Evet ama onda tabii ki dezavantajları var abi. Ya şöyle mesela ben safra kesem alındı. Taş vardı. Kurtaramadık. Alındı mesela. Şimdi diyor ki yani safra kesesinin vücutta hiçbir fonksiyonu. Nasıl yok abi? Vardır yani bir şey abi. Vardır yani onun niye öylesinden mi oraya eklendi yani? Öyle değildir herhalde. Bir işi vardır. Değil bir görevi vardır. Bir görevi vardır yani mesela. İşte et ben de uyuz oluyorum ona. Hiçbir görevi yok. Aldıralım boş ver. Niye yok abi? Yapmış işte. Evet, Rabbim yani yaratmış koymuş her şeyin bir şeyi var yani. İşte et yemiyoruz. Kuru fasulye yemiyoruz. Onu yemiyoruz. Niye? İşte sıkıntı oluyor. Evet. Bunu parçalamada. Demek ki bu parçalama makinesi gibi bir şey bu. Demek ezme makinesi gibi bir şey. Ezme gibi eziyor orada. Ben şimdi kuru fasulye yiyemiyorum. Bu safra kesesiyle alakası bu önemli değil demek mi yani? En sevdiğim yemek bir de. Ben gömüyorum canım da gömüyorum sonra krize geliyorum ama mecbur yiyorum ne yapayım yani? Seviyorsun. En sevdiğim şey hayata bir kere geliyorum kuru fasulye yemeden mi gideceğim? Hiç. Kuru pilav yemeyecek misin? Of. Kuru pilav cacık yapmayacağım of yani. 2023 bitti abi be. Vallahi şu an siz yani biz bunu söylemem lazım. En sevdiğim yer geldi. Evet. 28 Aralık Perşembe günü çekiyoruz. Akşamı daha doğrusu çekiyoruz. Siz bunu yılbaşı günü 31 Aralık Pazar günü izleyeceksiniz. Arada bir Süper Kupa oynanmış olacak. Onunla ilgili elimizde bir önden bir done yok. Bilmiyoruz çünkü sonucunu şu anda biz. Siz biliyor olacaksınız izlerken. O hatırlatmaları yapalım. Genel bir hem konularımız var hem 2023 sohbeti yaparız diye düşündüm. Öyle hayal ettim programı hazırlarken. Kafama göre bir menü çıkardım. Kafama göre. Sana da senin için mahsur yoksa bir akıştan, bir 2023'ten bir oradan bir buradan yapacağız. Yapalım tamam. 24'ten bir şey var mı? O yok. O önden sipariş almadı 2024. Tamam. Evet başlıyoruz. Fatih Hoca Panathinaikos'un teknik direktörü oldu. İlginç de bir tesadüf oldu. Futbol takımının başında Fatih Terim, erkek basketbol takımının başında Ergin Ataman var. Ki onlar için erkek yani basketbol şubesi çok önemli. Hı-hı. Onu da biliyoruz. Bir taraftar şöyle bir yorum yapmış abi. Panathinaikos'un başına geçmesiyle. Şampiyonluk ve Euroleague gelirse Müslüman olurum demiş. Yunan taraftar Fatih Terim ve Ergin Ataman'ın patronluklarını böylelikle sanıyorum ki içselleştirmiş arkadaşımız. Olur mu? Zor yani. Euroleague zor. Yani futbol zor için bir şey diyemem de Euroleague çok zor. Ya şimdi tabii Fatih Hoca'nın öncelikle hayırlı olsun tabii ki. Bir de Panathinaikos ikinciyken hocayı değiştiriyor. O da enteresan bir şey. Bir puan gerideyken. Tabii tabii çok bir puan geride. Ama bir araştırdım baktım. Bundan hocası 3 senedir herhalde orada. 3 senedir ikinci oluyor bu adam. Demek bazı şeyleri değiştirmek öyle gerekiyordu bir şey. Evet. Hoca da yani sonuçta kendisinin bir açıklamasını gördüm bugün galiba. Çok da şey diyor. Yakından takip ediyorum diyor. Yani kendi imza attığı takımın adını söyleyemese de o an işte AEK ile Olympiakos'u bildi. Ya da zannediyorum yani galiba çok uzun yıllardır şampiyon olamıyor dedi ilk açıklamada. Evet. Yani hoca bunu kaç senedir olamadığını biliyordur aslında yani. Yani hani normalde öyledir. Belli yani, bayağı bilgili gidiyor oraya ligle alakalı. Ligi bayağı yakından takip ediyor. 3 tane takım saydı. Kendi takımda yanlış saydı. Bence her şey bu arkadaşımızın Müslüman olacağına dair şey yani olumlu gözüküyor. Delaletler yani olumlu diyorsun. Evet bence öyle yani. Hoca şey dedi yani ikincilik hiçbir zaman futbolda başarı değildi. Ben ikincilik için buraya gelmiyorum. Oyuncuları da öyle söylemiş. Şampiyonluk için mücadele edeceğiz demiş. Şampiyonluk şansı çok ciddi var. Tabii orada çok uzun yıllardır bir Olympiakos hegemonyası var. Son yıllarda olmasın ama genelde hep Olympiakos şampiyon oluyor. Derbiler de çok yakın tarihteymiş. Bakalım, bilmiyorum, çok merak ediyorum. Bilyana Ra orada oynuyor. Eski Fenerbahçeli. Üçüncü olurlarsa iyi bence Panathinaikos bu sezon. Hiç uzatma bu diyorsun. Yo, benim kendi şeyim ya. Üçüncülük iyidir. Üçüncü bitirirlerse okeyim yani. Ya ilk dörtte bitirmiş olur. İlk 12 takım yok mu zaten? Ligde kaç takım oynuyor bunlar? Yani bir de seyirsiz oynayacaklarmış galiba. Öyle birkaç ay öyle oynanacakmış. Üçüncülük evet. Olympiakos 1, 2 AEK, 3 ya da PAOK 3. Öyle bir şeyler olur, evet. Ama çok şey bir seyircileri var tabii. Hani ateşli bir seyirciler. Oynadım var yani. Ben onlara karşı. Evet, hatırlarsın. Hatırlamaz mı? Sağ olun. 4-1. Sütler hayranlar. Loran sağ olsun. Loran sağ olsun. Rüştü abi de çok ciddi katkıda bulundu maçta. Skoru etki etti mi Rüştü abi? Etmez olur mu? Direkt. 3 gole direkt etki var Rüştü abiden. Ben orada mesela Rüştü abinin herhalde Rüştü abi kendi görevinin farkında değildi. Yani rakibin kalesini. Evet, bizim kalemizi kuracağına herhalde rakibe bir geçiş vardı. Orada bir anlaşmazlık oldu hocayla herhalde aradığında. İnanılmaz Rüştü abi ya. Ellere şenlik yani. Ne geliyorsa alıyor. Hiç bu uzaktan kadar yakın. Yok, alakası yok ya, uzak yakın. Bu kadar misafirperlik ben hayatımda görmedim ya. Kapı sürekli açık evin ya. Ha? Bir de bir hırsız girer bu eve ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gelen giriyor. Anlamadım ki yani. Giren çıkmıyor. Giren çıkmıyor sürekli. Öyle 4 oldu bir anda maç. İlk yarıda çabuk olmuşuz. Çabuk oldu. Sıkıntıydı yani. Bakalım, merak ediyoruz. Fatih Terim ve Panathinaikos durumunu yakından takip edeceğiz. Ben etmeyeceğim. İlgilendirmiyor. Yunanistan'la ilgili takip etmiyorum ya. Bu Fatih Hoca ile alakalı değil. Ben zaten ettiğim... Ben de açık konuşayım mı? Sen de etmeyeceksin yani. Niye böyle bir şov yaptıysan onu da anlamadım yani. İlk 2-3 hafta bakarım. Ha, yani belki önümüze düşer sosyal medyadan ne bileyim takım gol attı, Arao bir pas attı. Belki o düşer önümüze. Evet. Kimse burada takip etmeyecek yani. Ben kendi adıma söyleyeyim. Yok, bu Fatih Hoca ile alakalı değil. Yani bir de Yunanistan'ı eklesek zaten biz ne izleyeceğiz değil mi? Ne izleyeceğiz daha yani? Biz zaten her bir sürü maç işte. Bunun final maçı olur falan. City, şampiyonluk maçı olur mesela. Bakılır da. Dündü değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. City yani bizim için çarşamba akşamıydı. Evet yani. Çekime göre. Şey günü. Ondan sonra yani zaten ettiğimiz kadar ediyoruz. Bir de burayı edemem ben yani. Yok bence de. Yani. Ben öyle size söyledim ya. İşte 2-3 maç bakarım diye öyle bir şov yaptım. Yani Panathinaikos'u da programda konuşmayacağımıza göre tamam, o zaman yapacak bir şey yok. Yunan programları onlar takip ediyor. Oradaki spor programı yapsın. Artık orada da herhalde takip edilir diye umut ediyoruz yani. Tabii öyle düşünüyoruz. Peki. Geçelim. Abi şimdi bu top ayağında olanı değil de şimdi izleyelim, gol atanı tanıyor musun? Bakalım. Ayağında top olan mı? Yok. Gol atacak olan. Golü kaleci attı işte. Didan mı kaleci? 11 numarayı soruyorum. Ya, o golü bir tek atacak birisi var. Yanındaki de şeye benziyor. Beyaz Pele'ye. Yani bir Alex kokusu var burada yani. İnce. De kırmızı formalar neresi burası? Ne oluyor? Bir şey maçı, gösteri maçı yapmışlar. Evet. Yardım maçı. Ama Alex ne kilo almış ya. Ben şok oldum şu an. Bir şey söyleyeyim mi? Alex... Ben iyiymişim yine ya ben. Alex ne be? 11 numara ne? Onu baba giyiyor yani, kusura bakma. Ziko var. Ziko giyiyor 10 numarayı. 11 numara hiç yakışmamış ya. Hiç yakışmamış. Hiç oturmamış. 11 numara süratli oyuncular olur genelde ama. Alex ne yapmış öyle ya? Ben şok geçiriyorum şu an. Ben de kendimi kilolu falan böyle psikolojimi bozuyorum. Ben rahatım, ben biraz daha yiyeyim o zaman. Bir şey söyleyeyim mi? Ne o? Yani şu alanı bulsun, zamanı bulsun. Ligde de atar bu golü yani. Hiç şey yapmaz ki. Yeter ki o şut açısı bulsun yani. Şu an böyle zaten Alex bizim zamanımızda da yürüyerek oynuyordu. Hiçbir fark yok, sadece kilo almış yani. Sadece kilo almış yani, onu da verir birkaç itman sonra. Alex şu an ligde oynasın, ben sana söyleyeyim mi, abartmıyorum şu anki Fenerbahçe takımında minimum 10 asist 10 golle bitirir bütün ligi. Bitirir değil mi bütün sezonu? Abi ligde hiçbir şey yok ya abi. Ligde hiçbir şey yok, gözünü seveyim. Yani 3-4 tane penaltı atsa. Yani penaltılar zaten gol. Ara pası o bu. Birisini bir şekilde bir çarptırır, oyunu çözer. O yapar ya. Ne bileyim, adres teslim Ceko'ya atar. Bir şey yaptırır yani. Ya şu an baktığında Alex'in şu oyununu baktığında Tadiç de oynuyor o tempoda yani. Tadiç tempo yükseltmiyor ki şu an. Yani belki kendini saklıyor 2024'de bilmiyorum ama yükseltmiyor yani. Bir şekilde peki, Tadiç mesela Alex'le aynı mesela şey yapsalar, Alex'in futbolculuk zamanı Fenerbahçe'de Tadiç'le koşu mesafesini ortalama çıkarsa da bence Alex daha çok koşuyordur. Ben öyle tahmin ediyorum. Ben zaten Alex'in koşmadığını düşünmüyorum. Alex'le ilgili problem savunmaydı. Yani onu hep yanlış yorumluyorlardı. Alex koşmuyor. Koşmuyor olur mu? O ceza sahası içine koşuları nasıl yapıyordu? Hepsini golleri ya. Nasıl atıyordu koşmadan yani? Defans arkasına kaç tane topsuz koşuları var. Konu, eleştirileceği nokta savunmaya ayağını uzatmıyordu. Evet ama yani... Yani 30 gol, 30 neredeyse 30 gol 30 asist yapan adamdan da... Bırak da kayarak top alması. Yani lütfen yani ne istediğimizde bize zaten böyle şey oldu şimdi... Onu o zaman isterken şimdi geldiğin duruma bak aslında. Yani, baktın o zaman ne büyük lüksmüş o. Çok önemli yani. Aynen öyle, çok önemliymiş. 2023'ün işte son döneminde de böyle bir video karşımıza orada çıktı. Orada da Aykut Hoca da selam olsun Aykut Hocam'ın, o çip mip takıp Alex'in koşmadığını o bulmuştu o zaman. Hiç kimse bilmiyordu. Orada öyle bizi aydınlattığı için orada teşekkür ediyoruz hocaya. Bence önemli bir olay yani. Peki sen yaklaşık Alex'le bir yıl futbol oynadın. Evet. Ve yani ben daha çok hep şey tarafını merak ederim. Hani sahada yaptıklarınızı zaten hepimiz izledik yani. Maçı seyrediyoruz. Bilmediğimiz yer antrenman kısmı. O hani keyifli olacak olan daha büyük şovların olduğu taraf antrenman kısmı. Oralarda Alex'i ben aslında çok merak ediyorum. Hani 5'e 2'lerde ya da 4'e 4 çift kalelerde nasıldı mesela? Bana antrenmanda böyle çok absürt bir şeyler yapmıyordu. Normal antrenmanı yapıyordu yani. Sakatlanmıyordu. Akıllı dolu normal antrenman yapıyordu böyle. Ama böyle Alex... Ne bileyim alsın işte 5 kişiyi çalmasın. Yine aynı amaçta girmiyordu yani. Girmiyordu. Onu Ortega fena yapıyordu. Ortega'ya bulaşmayacaktın abi. Antrenmanda Ortega'dan ben full uzak kaldım onunla. Hiç böyle pres mes 4'e 4 kısa daralan oyunlardan hiç umurumda değildi valla. 4'e 3, 5'e 3 oynasın rakip hiç önemli. Hocaya da söyledim ben. Serhat diyordu. Dedim Lonant'a ben gitmem ama ben maçım var hafta sonu. Beli bırakacağım, kasığı bırakacağım, orada onunla uğraşamam ben. Hayır yani yapamıyorsun adam böyle şey olur ya böyle. Kaygan bir sabun oluyor böyle, elinden sürekli kayar, tutmaya çalışırsın. Yok canın abi, sıkılıyor değil mi? Canın sıkılıyor abi yani, sinir bozuyor. Alıp ne yaparsın, sabunu fırlatırsın abi, işte ortaya alıp yere mi vurayım? Onu da yapamazsın. Onu da yapamazsın. 25 milyon dolar yere vurduğunu düşünsene yani. O zamanın Seçil Erzan o muhabbeti o zaman çıkardı Seçil yani. Erzan 2023'ün en bomba konusu olabilir mi yani? Kesinlikle. Yoksa Dilan Polat mı? Kesinlikle. Hangisi, ikisi mi? Seçil Erzan mı, Dilan Polat mı? Hangisi daha bombaydı? Bize şok etkisi yaratan hangisiydi yani? Ya ben Dilan Polat bana şok etkisi yaratmadı. Benim için antipatikti. Doğru. Hapiste olduğu için söylemiyorum. Yani öyle saça falan. Abi bak ben insanların şunu da tabii iş kuruyorsun. Bunun bir marketingi var tamam mı? Bu da okey. Ama şimdi bu kadar ülkenin sıkıntı yaşadığı bir durumda sen kafana euro bağlarsan. Doğru. Ben başka türlü düşünüyorum. Olmaz, anladın. Şok olarak Seçil Erzan evet ya. Seçil Erzan olarak. Seçil Erzan şok abi. Acayip bir olay. Ve dün Arda ile karşılaştım ben. Arda Turan'la. Öyle mi? Evet. Görüşmeleri vardı. Gizli bir şey değil, o yüzden söyleyebilirim yani. Sonuçta Zorlu Center'da meydanda görüşüyorlardı. Murat Sancak vardı işte. Kendi başkanı vardı. Empendi Nemşehir'in galiba. Ondan sonra. Spor başkanı. Yusuf Erdoğan vardı. Bir şeyler vardı yani. Orada oturuyorlardı. Sonra geldi. Bir direkt benim yanıma geldi. Beni gördü uzaktan. Direkt yanıma geldi. O Serhat abi nasılsın dedi. İşte dedim kral sen nasılsın? Kral sensin dedi. Dedim estağfurullah kardeşim falan. Ben Arda'yı çok seviyorum. Ben açık konuşayım. Yani bu yaptığı olay işte şey onun kendi tercihi. Onunla ilgili ben insanın karakterini söylüyorum. Ben her zaman bir şey anlattım. Hiç unutmuyorum o görüntüyü de. Çeşme'de bir tatil şeyindeyiz. Beach Club'dayız. Bayağı oldu. Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu bir sezon. Artık sen biliyorsun ne kadar olduğunu. Yani tarih bilerek söylemiyorum ki ufak ufak tiyolar veriyorum. Seyirciler de alıyordur. Alıyordur. Atletico Madrid'de oynuyor Arda Turan. Adrian'la geldi. Bizim Fenerbahçe'de Kamuran abi vardı masör. Onun kardeşi de onun fizyoterapisti. Onları böyle işte alt adelerini falan açıyor. Oturmuşlar. Hem tatil yapıyorlar hem kendilerine bakım yapıyorlar. Acayip hoşuma gitti tamam mı? Geldi kalktı mesela beni gördü. Masajı bölüp yanıma geldi. Hani bu şey için anlatmıyorum, anladın mı? Yok şey bir adam değil Arda'nın ya. Arda'nın kariyerine hiçbirimiz sahip değiliz yani, anladın mı? Belki de Türkiye'deki en kariyerli oyuncu yani. Belki de en kariyerli oyuncu yani. Ama gelip mesela bu kadar alçak gönüllü, mütevazı, inanılmaz bir şey. Çok hoşuma gitti benim. Serhat abi sarıldık falan. Burak Yılmaz, Mehmet Topal, Selçuk İnan. Bak hiç unutmuyorum. Üçü de orada. Üçüne de aynı şekilde sarmaş dolaş olduk. Mehmet Topal'la ilk defa tanıştım. Fener'de oynuyor. Serhat abi falan böyle inanılmaz hani. Hı. Bunu da anlatayım da bazı bize yöneticiler falan bizi düşman edenler var da onlar da bilsin yani, anladın mı? Böyle hep kendileri yaratmış gibi falan, en büyük Fenerler onlar ya. Neyse orada güzel bir ortam vardı. Selçuk'u gördüm, bizim Selçuk Şahin'i. O da orada Selçuk dedim, nasıl oldu işte şampiyon oldu falan dedim. Selçuk şampiyon olduğunu biliyorum dedim ya. Sen nasılsın dedim yani. Onu geç niye ama. Neyin havasını yapıyorsun? Selçuk da bambaşka gibi o ortamda. Tamam mı? Ağacın dibinde. Sen sanki hiç olmamışsın gibi. Hayır, onu önemli değil de hani. Yani bu sene kaçıncı bitirdiniz diye sormadım ki. Sen nasılsın dedim. Bilgi seyrettik zaten. Yani orada herkes bir şeyinde falan. Ondan sonra Emre Çolak girdi. Ufak böyle şey çantasında. Bildiğin markasını. Bak Messi falan. Bok yemiş yanında ya. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir mekana giriş yok ya. Dünya starı ya. Anladın mı? Yani bir de yani o insan tanımıyorum bak bu arada. Bir şey, hiç bir bunu şey için anlatıyorum hani. Abi tarzlar başka oluyor. Düşünürsen, evet, tamam mı? Çok daha iyi oluyor senin için. Bu sefer ne olur biliyor musun? Yani şimdi ne olabilir abi? Ben mesela Arda Turan para olayı onun private'ı. Tabii, hayatta girmem tabii. Asla. Ama ne derim biliyor musun? Her zaman. Mesela sana anlattım. İşte birkaç kişi daha denk geldi, anlattım. Mesela Arda Turan'ı bana sorsalar ben derim ki 10 numara bir çocuk. Her zaman söylerim. Bana selam verdiği için değil abi bu olay. Biliyorum çünkü çocuğun tarzını. Ama tabii ki Özel'i onu ilgilendirir. Abi şimdi Özel'de herkes bir şeye yatırım yapabilir, yanlış yapabilir, bilmem ne olabilir. Tabii ama tabii ki şeyler hoş değil. Yani işte ne ama bileyim tefecilik, yani o muhabbetler duyuyoruz ya mesela işte. O iyi değil ama yani Seçil Erzan olayı 2023'ün yani sonların olduğu açık ara en hani hakikaten yani 2023 çok güzel geçmedi aslında bizim için ama çünkü başında 2023'ün başında bir deprem faciası yaşadık. Zaten çok uzun bir süre odağımızı kaybettik. O anlamda toparlanmak çok zor oldu. Hepimiz için bir sürü şey yaşadık. Yani o bir travma olarak travma olarak evet, travma depremi tabii ayrı tutmak lazım. O artık doğa felaket canımızla yani, tabii, ödediğimiz bir şey, sınandığımız bir şey. O yüzden o ayrı ama şey olarak yani böyle yok o ben başında magazinsel olarak, tabii, şey olarak açık ara. O yüzden söyledim zaten. Dilan Polat falan yarışamaz oldu. Yok bence de öyle. Ki bakalım yani daha da devam. Yani, şöyle 2024 şöyle başlasa hiç böyle 2023'ü bırakmamış oluruz mesela. Yani Seçil Erzan mesela 1-1-2024'te Financial Director olsa Panathinaikos'a o mesela, anladın mı? Hani direkt böyle süper bir geçiş yapmış oluruz ya 2024'de. Bunu da böyle şurada dursun. Güzel oldu. Güzel oldu. 2023'ün olaylarını da böyle arada konuşacağız. Yani bir oradan bir buradan yapıyoruz dedik. Şimdi devam edelim. Mauro Icardi ligdeki derbide gözünün altına bir darbe aldı. Arjantinli yıldızı Galatasaray'ın. Evet. Sevgili eşi Vandanara da buna dünyanın en gizemli darbesi. Kim herkes vurdu, anlamaya çalışıyor kim nerede oldu diye. Başkanı çıkıyor kroşe vurdu diyor. Yani hayatında kroşe yedin mi sen abi? Kroşe yiyen adam oradan nasıl kalkacak? Kroşe olmadığını anladık ama ilerleyen günlerde. Yani anladık ama işte tabii ki azından buradaki yok maç tekrarlasın yine. Abi bak şimdi şunu hiç bize unutma. Bunu Fenerbahçe'deki için konuşmuyorum bak, bu çok önemli. İnsanı burada çözersin. Niyet olarak. Tabii canım, art doğru. Niyet iyi niyet de değil. Tamam mı? İnsanda fesatlık varsa yakalarsın. Tamam mı? Şimdi diyor ki biz istesek, ben istesem bu ligi bitirmem diyor. Doğru mu? Ve bunu kaç kere özür diledi bugüne kadar? Çok. Sen duydun. Çok değil mi? Evet. Şimdi çıkıyorsun bu maçtan sonra diyorsun ki maçı tekrarlansın diyorsun. O zaman sen bana samimi gelmiyorsun. Kim olursan ol. Samimi değil bu ya. Maç tekrarlanacak, ne var bu maçta? Allah'ını seviyorsan beraber seyrettik maçı. Ne yaptım? Zaten Icardi ayakta duramıyor. Ki Icardi'yi en çok övenlerden biziz yani. Sempati duyduğumu, İşte her şeyinle, tamam mı? Topçunun tilla olduğunu söyledik ama şimdi ayağında iğneyle oynuyorsa bu benim problem değil ki baba. Ya, iğne yapılacak yer kalmamış artık ayağında. O da beni ilgilendirmiyor. Aynen, doğru. Öyle, benim ayağım değil, yani benim sınandığım şey değil. Onun sınandığı şey, camianın sınandığı şey. Senin oyuncun antrenman yapamıyor, ayakta iğne vuruldu, yer kalmadığı için. Onu hazırlayacak olan kulüp. Sen onun faturasını kimseye kesemezsin. O zaman senin o ligi bitmem, özür dileme olayın bana samimi gelmiyor. Doğru. Bence kroşe, şimdi futboldan anlamayan adam kroşe vurdular diyor. Tamam mı? Şimdi vurulmadığını görüyor ya. O zaman çıkıp özür dilesene kardeşim, insanlara yanlış yönlendiriyorsunuz. O da sosyal medyadan yanlış yönlendiriyorsunuz. O zaman da ben ciddiye almıyorum. Bunu insanlar, çocuklar çoluk çocuk kavga ediyor aslında yani. Gerek yok yani. Boş işler bunlar. Icardi'nin ağzı dili yok mu baba? Bunun ağzını mı kestiler? Zaten ağzı dili, bak adam makyaj izleyelim videoyu. Yani, geyiğe sarmış Icardi yani. Bak yani. Makyajla kapattıracak şimdi. Vandanlara bakalım nasıl yapmış makyajı. Buenas. Bir tane de oradan hurma atıyor ağzına. Geçen dalgasında o ya. Videosunda vardı ya. Mandana'nın bir, evet, bir kapalı çarşıda mı ne çekiyor oradan. Oradaki şeyleri yiyor herhalde. Bir şey söyleyeceğim. Video 6 ay oldu. Icardi'sin. Ha. Abi neymiş bu ya? Makyaj yapıyor ya. Karısı makyaj yapıyor ya. Evet. Umurunda değil Icardi'nin. Dünya umurunda değil yani. Yok yok, Icardi. Çok belli yani, anladın mı hani? O kendine de yaptı. Kaç para almışlardı mesela? Şu videodan mı? Tabii canım. Marka görünüyor mu? Şeylerin markası. Ya görünmese bile orada var zaten, ucunda bir şeyler görünüyor. Ben şimdi buradan söylemeyeyim. Ama sonuçta şey yani, buradan büyük bir gel var burada. Yani gel var. Tabii canım ya. Evet. Şimdi maske takacak. Ya mesela Vandana'na direğe kafayı patlattığı an, tamam mı? Kafada kurmaya başlamış oluyor. Senaryoyu çizmiş gibi yani. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir hazırlık ya. Düşsene abi. Yani buradan kime sorarsan sor. Futbolcusun. İşte futbolcunun eşisin. Adam kafayı patlatmış maçta. Gözü kapalı gelmiş. Ha, sen makyajı düşünür müsün? Allah'ın kitabını söylüyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ha? Direkt zaten şey yani. Bu ne abi? Bu nasıl bir makyaj? Hayır, bayağı profesyonel makyaj yapmayı da biliyor tabii ki haliyle. Tabii biliyordur Vandana'ra. Onu kapatmak için. Gerçi şimdi derbi de siz izlemiş olacaksınız video yayına girdiğinde. Maskeyle oynayacak Mauro Icardi. Çünkü elmacık kemiğini kırdı. Elmacık kemiğine kırık varmış. Şimdi şöyle. Gözünde kan. Bunun daha beterini Tuncay yaşadı. Kadıköy'de. Paramparça oldu. Buraya plastik ameliyat geçirdi. Plastik taktılar buraya. Hatırlıyorum. Kafayla böyle vurdu. Rakip de kafayı böyle geri vururken şiddetli bir darbe olunca patladı. Tamam baba. Şimdi bunlar futbolda olabilir. Bu şey, talihsiz bir olay yaşıyor bu kardeşimiz. Doğru. Tamam, ne direğe çarpmada oluyor, ne de Ciko buna dokunuyor. Penaltı da yok. Hı. Tamam mı? Hala ve enteresan bir şey var. Galatasaraylılarda bu özellikle, yani aklım almıyor yani. Mesela görüntü var, dokunmuyor. Adam halen penaltı diyor ya. O zaman şeye döndürüyor. Ve önce diyor ki Fenerliler diyor vurduğunu kabul etme diyor. Baba yok, vurmuyor adam. Ben şimdi hayal mi edeyim, vurduğunu mu diyeyim? İlk görüntüden herkes vurdu zannetti arkadaki görüntüden. Tamam ama sonra öbür çıktı. Görüntü çıktı. Orada sal var ya. Hani yok sayıyorlar. Yok, orada halen devam mesela. O da çok aslında rahatsız edici. Ben şöyle söyleyeyim. Pozisyon Ceydin Oztöverdel oluyor. Topuna. Çok kuvvetsiz olduğu için düşüyor. Normalde bundan 3-5 ay belki Icardi o pozisyonu birebir bitirdi de. Golü de bulurdu. Ayakta duramadığı için, Ceydin de geldiği için arkadan kuvvetle, yere kayarak düştüğünde arka topu direkt buraya geliyor. Çok şiddetli bir darbe, anladın mı? Tabii. Yani burada tamamen bir talihsizlik var. Çok da geçmiş olsun. Böyle maske falan, işte elmacık kemiği falan, bunlar ben hiç yaşamadım. Yok yok, çok burun kırıldı da yaşamadım. Kaş patlama falan hiç hatırlamıyorum. O maskeyle oynamak falan. Yok abi ya, yok. İnsanın yani şey yapıyor. Evet. Çok geçmiş olsun dileyelim. Ama tekrar en azından bakalım yani Süper Kupa'da şu görüntüden kendi camiasının başkanı ve öbürki arkadaşları en azından örnek alsın ki onlar bile bu kadar olayı büyütmemiş. Evet, Icardi aynen öyle, bravo. Yani düşünsene, bu şu ne biliyor musun? Şu görüntü. Bunlar evde karı koca mutlu. Tamam mı? Kendi hallerindeler. Yani o da ki bunlar yani neyi takıyor? Icardi diyordur ki neyi takıyordur? Ne kroşesi falan filan diye bu kendi kendine, kendi kulüp başkanı falan bile eğlence bile alıyordur kafasında. Bak şaka yapmıyorum buna. Ortalığı karıştırmak için de söylemiyorum. Çünkü düşünsene abi, şimdi ben gelmişim evde, olayın nerede olduğunu ben biliyorum. Bu adam hiç açıklama yapmamış. Önünde bunun sosyal medya var. O diyor kroşeydi, o diyor maçı tekrarladı. Bu diyor ki ne diyor? Bu da en son yani dedi ki ben artık yani vurayım demiş. Makyajla yani cevap verildi. Onu da anlamamışlar. Yapacak bir şey yok artık. Bakalım acaba Süper Kupa'da nasıl oynadı diyelim. Önden siz izlemiş olacaksınız, tekrar onu hatırlatalım. Flamini. Hatırlar mısın Flamini'yi? Hatırlamaz mı ya? Arsenal mı neydi bu? Arsenal'lı oyuncu. Tabii tabii. Abi futbolculuk yıllarında bir kimya fabrikası kurmuş. Evet. Atom bombası. Cristiano Ronaldo'nun servetinin 40 katına ulaşmış. Oo. 40 katı abartı bence. 40 katı olamaz. 40 katı Elon Musk oluyor herhalde. Ya 40 katı olma ihtimali yok ama geçtiği kesin. Geçmiş ha? Geçmesi bile yeterli. Abi nasıl böyle bir şey kurmuş ya? Kimya fabrikası kurmuş abi herif. Vallahi helal olsun. Ben ilk defa böyle bir şey diyorum. Yatırım yapan ya, ki fabrika kurmuş futbolcu yani. Evet, IQ demek ki evet çok iyi. şeymiş yani arkadaş. Sadece futbol, iyi de futbolcuydu yani, üst seviye oynadı. Tabii tabii. Ama mesela yatırıma veya işte sonraki hayatını çok iyi hesaba kalmış. Futbolculuktan planlamak mükemmel bir şey o anlamda. Aa, futbolcu para kazanıyor. Evet, hep konuşuluyor bu, tamam mı? Ama şunu anlamıyor insanlar, tamam işte o ne güzel ya futbol, iki topa vuruyor falan. Değil abi o. O hiç öyle değil yani. Doğru. Sen çocukluğunu bırakıyorsun, anladın mı? Sen gençliğini, teenager'ını bırakıyorsun. Bedel ödüyorsun abi. Bedel her şeyine. Ayağın kırılıyor. Benim 13 yaşında ayağım kırıldı mesela. Ben futbolcu olmasaydım yine ayağım kırılabilirdi ama kırılma şansı düşük. Okula gitsem, gelsem. Yani merdivenden düşüp ayağın kırılır. Onu diyecekler ama değil. Burada bedel. Burada sürekli temaslısın. Temas bu aslında. Yani dövüş değil ama farklı bir dövüş bu da. Tabii. Ben beden ödedim ama benim arkadaşlarım 13, 14, 15 yaşında teenager'lık artık böyle kuşların uçmaya başladığı dönem. Baharda falan, tamam mı? Bunlar mesela gidiyordu gezmeye arabayla. Evet. Ben mesela karda kışta, o zaman Walkman vardı. Koşuyordum. Ferdi Tayfur uçuyordu. Damar, Ahmet Kaya ne varsa artık yüklü. Kasete kalemle sarma muhabbeti vardı bozulunca falan. Abi bunlarla büyüdük biz, anladın mı? Bu da çok güzel bir şey. Bunun değerini bilmek lazım. 6 kilometre teyzemle bizim oturduğumuz. Yani mesela teyzeme koşarak gidiyordum. Sonra geri geliyordum. Yani ben bu işin bedelini ödedim. Benim babam çok baskındı o konuda, tamam mı? Yani bende özellikle. Hmm. Yani düşünsene abi, ben bırak kız arkadaşı olmasını, yani çocukluk arkadaşım vardı Suat, Ümit işte. Sen tanıştın. Hı hı. Abi ben 7'de evde olacaktım. 7'yi 5 kişi gelince bir tane indiriyordu babam. Mesela perde kapanıyordu. Şimdi tamam mı? Yani bir disiplin oturtmaya çalışıyordu. Tamam, babam da bazen, Erzincan'da büyümüş işte, babasını kaybetmiş genç yaşta, çok zorlukla şey yapmış. Benden bir şey olsun peşindeydi ama ben zaten hani hatalarımı da doğruluğunu kendim bulmam lazım. Çok büyük bedeller ödedim. Ben 13 yaşında, hiç unutmam, evde cam kapı var iki oda arasında. O cam çantayı atıp elimi hastanelik olduğumu atıyorum 13 yaşında sinirden. Tabii. Artık hırstan, çünkü hayatım futbol. Her yere koşuyorum. Koşarak gidiyorum. Gece eve geliyorum bitik halde, 13 yaşında kalkıyorum dışarıya, hırstan bir daha koşuyorum. Düşün yani. Hep biz kendi beynini, zihnini zorlama hali var. Evet yani o yüzden çok ağır bedeller ödedim ben. Yani ve çok da büyük haksızlığa uğradım. Hani onu da hikayemde anlattım yani. O yüzden o başkana asla ben hakkımı helal etmeyeceğim. Bu şahsi meselem. Fenerbahçe'yi ilgilendiren bir şey değil. Fenerbahçe için yaptıklarını hiç kimse şey yapamaz, anladın mı? O, çok büyük başkan ama birebir de ben çok ezildim ve yani çocukluk hayalimin ötesindeki bir şeye gelmişim ben. Ben Fenerbahçe'de oynayacağım hayal edemiyorum ki. Öyle bir hayal... önce hayal ediyorsun. Futbolu hayal ediyorum. Kendim altyapı dönüyorum. İşte belki burada yükselebilir miyim? Step by step. Ama tabii ki Fenerbahçe'ye gelince bu hayalin ötesindeki bir şey oluyor. İşte orada daha farklı olabilirdi yani. 5 sene olmaması lazım. 10 sene yani. Olabilir. 15 sene olabilir belki. Anladın mı? O böyle kaldı, böyle o yara gibi. Ama bu asla Fenerbahçe'yle benim aramda bir dava olmaz yani. Yok, ama bu yani bu bedel, ama anladın mı? Flamini de... Ben o yüzden futbolcunun kazandığı parayı asla şey yapmam. Kazanıyorsa da karşısında performansını isterim. Hı hı. Burada söylerim. Ama kazandığı para 3-5 hiç benden duymamışındır. Yok. Bu niye 7 milyon alıyor demiş miyimdir? Mesela demem. Ama 7 milyon alıyorsa Jorge Jesus, o zaman devre arasında bırakamaz abi. Bitirecek, sonra öyle anahtarı diyecek, teslim edecek, gidecek. Bu kadar diyecek, anladın mı? Biz nereden geldik buraya? Bilmiyorum abi, bir anda Flamini biz... dedim ben sana, fabrika kurulmuş dedim, adam ne oldu, Cesto nasıl geldik biz ya? Ne kadar artık dolmuşsa. Ben bu fabrikayı niye kuramadım falan. Fabrikayı oradan. Kimya fabrikası, çok merak ediyorum, ne ilaç falan mı yapıyorlar acaba, ne yapıyorlar? Muhakkak ya, öyle yazdığına göre orada bir şeyler falan, bir şeyler yapıyordur bu kardeşimiz. Kimya fabrikası acaba şey yapıyor mudur? Futbolla uzaktan yakından bağlantısını kesmiş midir? Yani ben sana söyleyeyim mi? Öyle bir şey mümkünatı yok. Yani istediği kadar parası olsun. Futbol bağımlılıkla bırakamaz. Seyretmiyor mudur maçları? Yani gitmiyor sadece mudur? Hani doğru, gerçi gidiyordur. Oynuyor, belki oynamıyordur ama belki oynuyordur da ya. Daha da rahat oynuyordur, anladın mı? Ortamda, tatilde, matilde oynuyordur yani. Bilemedim. Flamini merak ettim. Araştıracağız bunu. Flamini devam edelim. Fabrikasını. Fabrikayı bir ziyaret ederiz. Belki nerededir acaba? Sportif direktör olur fabrikaya belki. Evde tek başına yatırlar mısın? Evet, Kevin. Kevin Alain. Kevin De Bruyne. Alain in New York. Kevin Alain Souza. Almancasını söyledim. Kevin Alone. Evet, evet, bir hatırlıyorum ya. De Bruyne de evde tek başınanın benziyordu tarz, aynısı. Şu an baktığımda aynı. Yeni versiyon çekimlerinde yer almış. Yeni filminde mi? Yeni verdi ama bir şey için yapmışlar. İzleyelim bir gel. Bak. Merak ediyorum. Harbiden çok benziyor. Büyümüş hali ya. Büyümüş hali. Gerçekten yapıyor mu? Green screen'de yapılıyor. Evet, çok iyi. Abi süper ya. Abi aynı değil mi? Aynısı ya. Kim yapmış bunu? Bilmiyorum nereden yapıldığını ama birebir aynısı yani. Bir şey söyleyeyim mi? Bence futbolcundan daha çok para kazanabilir. Zaten Bora'yı işler de kötü futbolda. Evet. Oynamıyor da. Oynamıyor da bence buradan... Yürüsün buradan. Hollywood kapısı açılır ben sana söyleyeyim. Vallahi billahi ya. Mesela sadece şunu sorayım mesela seyircileri merak ettim. Bunun mesela işte Kevin Alone in New York işte At Home falan muhabbetine Kevin De Bruyne çekse yeni versiyonunu, büyümüş halini. Çok iyi olur. Gitmez misin sinemaya? Giderim. Gidersin değil mi? Bir de biraz da oyunculuk iyiyse kesin giderim. Abi bedavadan marketing yaptık herife. Allah Kevin De Bruyne'e de yol gösterdiğin helal olsun abi. Vallahi helal olsun. O da bir vur kaça bir like atıp abone olursa. Biz seviniriz. Bir izlenme bir izlenme. Evet. Ama 2023 çok iyi geçmedi. Son dönemi en azından Kevin De. Takım olarak iyi geçti ama bireysel olarak çok iyi geçmedi. Takım sakatlık yaşadı. Normal takım değil. Bu sene de olurlarsa bilmiyorum. Yani. Everton maçı bilmiyorum abi yani. Everton çok psikolojik eşikti ama orada bir puan kaybı çok zorlardı. Evet. Ama çabuk hemen döndüler 3-1'e. Direkt ya ve yaptıkları baskı, oyun tarzı bilmiyorum abi ya. Enteresanlar yani. Bence buradan da olacaklar. Yani yeni yıl istinin olacak. Şampiyon olacaklar. Ondan sonra zaten psikolojik üstünlük falan bir şey kalmıyor. Zaten kalmadı canım. 6'da 5 olmuş. Ben olsam sallarım mesela Arsenal falan. Artık son şansı değil mi? Arteta dedim ki lan... Anladılar seyirciler. Ne dedik? Senle Murat'cığım. Neymiş bu ya? Evet. Pes ettirir 2023'ün sonuna gelirken acayip, mükemmel, müthiş bir kavga çıktı sosyal medyada. Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan birbirine girdi. Gördün mü abi? Görmedim. Aa. Bunu kaçırmışım. Bunu kaçırma abi. Bu acayip. Ne diyor? Merak abi bu ikili zaten her zaman aralarında böyle bir şey var mı yok mu? Hı-hı. Hep bir çok üst düzey iki tane yönetmen. Çok artık başka boyutlarda iki tane yönetmen. Ödüllü yönetmen. Cannes Film Festivali'nde bir aralarında bir problem olmuş. Zeki Demirkubuz önce ifade ediyor. Diyor ki Zeki Demirkubuz bu anlattığımdan bu okuyacağımdan öncesini anlatıyorum. İlk bir programda söylüyor. İşte orada diyor hastalanmıştı diyor Nuri Bilge Ceylan. Onu diyor gördüm şeyde bir kafede bir yerde. Hani gittim yanına geçmiş olsun dedim. Yüzüme bakmadı diyor. Hani baktım diyor hani bakmadı. Bir tane ağzının ortasına patlatasım geldi diyor. Zeki Demirkubuz'da da dilinin kemiği yok yani direkt ne var ne yok söylüyor yani. Nuri Bilge Ceylan da Cannes Film Festivali'nin aralarında olan bir şeyden dolayı büyük ihtimalle öyle olduğu konuşuluyor. Zeki Demirkubuz demiş ki Nuri Bilge Ceylan susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek. Ederse YouTube kanalı açarım, her gün düzenli yayın yaparım. Nuri Bilge Ceylan da cevap vermiş. Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum. Ama bu üslup karşısında ne yazık ki bu mümkün değil. Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açarsa iyi eder, yakında demiş. Ama bak bence bu ikisi de değerli. İkisi çok değerli iki tane yönetmen. Herkesi tarafını seçiyor şimdi. Nuri Bilge ve Zeki Demirkubuz. Şimdi bu iki değerli yönetmenimiz barışması çok zor. Yok bunlar barışmaz. YouTube kanalına da olacak bir iş değil bu. Zeki Demirkubuz açar ama. Açar da onunla olacak da iş değil bu onu diyorum. Açar ama yani orada çözecek işte bu ikisini bizim bir ringe atmamız lazım. Yok atmayalım. Niye? Nuri Bilge hiç öyle bir değil. Ha. Çok naif kalır. Zeki Demirkubuz parçalayabilir Nuri yani. Belli olmaz. Yok olur. Olur mu? Niye oğlum bir pot mu kırdık? Hayır pot kırmadın da. Ne? Ya şöyle konuşuluyor hep. Ringde kiminle çıkaracağım? Zeki Demirkubuz çok sem çocuğu gibi. Anladın mı? Fark etmez ki. Nuri Bilge çok böyle kibar, üslup konusunda önemli olduğunu söylüyor. Zaten açıklamasında da belirtmiş. Yani Zeki Demirkubuz küfür ediyor mesela atıyorum. Nuri Bilge çekirden etmiyor yani. O yüzden ringe çıkmazlar diye düşünüyorum ben. Yani mesela kazanan belli mi diyorsun ringe çıksalar? Bence belli gibi. Tamam o zaman hadi onu geçtim. Hadi sen okuyordun ki bence o belli olmaz. Haklısın ben bu arada sana katılıyorum ama bence çıkmaz kiminle diyorum işte o yüzden. Tamam o zaman onu bırakalım. O zaman böyle şey yapsınlar. Ne bileyim Survivor gibi bir şey yapsınlar parkurun. Koskoca yönetmen ödüllü bunlar kanda orada burada ödül almış adamlara. Borunun parkur içinden, diyorsun. Borunun içinden geçiyorlarmış falan. O da mı olmaz diyorsun? Olacak iş mi be abi be? Acun abiye söylesek bunlara bir şey çizse. Onlara göre bir parkur çizse. Ha? Sinema şeyleri tahmin ediyorlar. Bak bunların bence bir düello ihtiyacı var abi. Artık şarkı mı söylerler? Ne enerji boşalımı olması evet, lazım. Evet onu diyorum yani bu YouTube kanalında olmaz abi. YouTube kanalında aynısını konuşacak. O da diyecek ki cevap vermeyecektim. Hadi bilmem ne diyecek. Bu bitmez. Bunların bir enerji boşalmasına ihtiyacı var. Bunlar karşı karşıya gelmesi lazım bunların. İşte karşı karşıya geldiğinde ne olacak? Ya ben sana söyleyeyim. O diyor Zeki ağzına çakasın var diyor. Ben o yüzden ring dedim anladın mı? Zeki Demirkubuz kendini tutamayabilir o. Karşı karşıya gelmesinler o yüzden. Yani Zeki Demirkubuz'da ne olursa olsun olay Beşiktaş'a bağlanıyor mesela bir yerden sonra. Anladın mı? Bir anda oradan amokacı falan çarşı marşı giriyor işin içine. Bir şey söyleyeceğim. Yok bence bu arkadaş için şey yaptım. Acayip yükseldim bu olaya. Bunu bir şey bulmamız lazım bunlara. Müthiş bir olay ya. Son 2 gündür bunu takip ediyorum. 3 gündür. Şu an böyle hayal ettim. Sen ben ortada programı sunuyoruz. Bunlar sağlı sollu. Senin üstünden Allah diye biri yuvarlanıyor falan. He? Uçan adam Sabri miydi? Nuri Bilge Ceylan o şeye koymaz kendini. O şeye girmez. Sence bence hangisi? Zeki Demirkubuz. Binir mi? Benden Nuri. Bence o kazanır. Neydi? Hangisi olursa olsun o kazanır düelloda. Ne istiyorsan şarkı mı? Münazara mesela ağızla şeyi tartışma söyleşi. Söyleş mi yapacaklar? Münazara diyelim. Tartışacaklar yani. Şimdi buradaki olay ne yani? Mesela sokak ağzında konuşup onu ezmesi mi yoksa öbürküsünün mesela... Yok bir konu belirlenecek diyorum. Bence Nuri götürür işi. Ben öyle hissediyorum. Ya bilmiyorum olabilir ama Zeki Demirkubuz'da hiç şey yok yani hani çamura battım ben kötü görürler beni falan yok yani. Ya böyle ağzın ortasına patlatasın var falan filan bilmiyorum. Ha, gelmişiz yanına diyor. Hayır şey diyor Zeki Demir. Şimdi bu adamlar çok üst düzey yönetmenler. Tabii. Kandaki jüriye labuklar dedi mesela Zeki Demirkubuz. Hmm. Anladın mı? Hiç umurunda değil yani bir şey. Evet. Labuklar geldi oturdu orada falan dedi yani. Bilmiyorum ya bunlar... Barışmaz ama değil mi? Yok barışmaz. İmkanı mı yok? Yok çok zor. Bu saatten sonra barışmazlar. Ama devamı da gelecek 2024'te bakacağız. Geçelim. YouTube kanalı ne yapacak mesela onu da ben? Ya bir YouTube kanalı açarım her gün hakkında konuşurum senin yayın yaparım diyor. Bayağı iyi ya. Tutamazlar beni diyor yani. Ahmet Kural denince Murat Cemcir, Murat Cemcir denince akıllara Ahmet Kural gelirdi. Hı. Ama son zamanlarda hiç bu ikiliyi biz yan yana göremedik. Doğru. Değil mi? Hep bir... Ayrı ayrı takılıyorlar. Bir sebebi var mı? Murat Cemcir'e sormuşlar. Sebebini öğrendik. Neymiş? Aramızda kırgınlık değil, bıkkınlık var. Ahmet'le görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de. Nice. Ulan böyle dürüst ol. Dürüst ol. Canım ya. Canım ya. Artık ne yaşamışlarsa bıkmışsa birbirlerinden. Düşün. Artık görüşmeyeceklermiş bir daha. Ha? Bir daha yok diyor. Görüşmeyeceğiz diyor. O zaman ciddi bir şey olmuş aralarında. Bu açıklama kavgayla olur değil mi? Böyle tabii tabii. Bıkkınlıkla alakası yok. Nasıl bıkabilirsin ki? Ya, en yakın arkadaşlar. Şimdi ben senden bıkabilirim, sen de benden bıkabilirsin. Ama bir hafta sonra yine görüşürüz. Yani. Ben şimdi Almanya'ya gideceğim. Aynen. Bıkmış bir şekilde Almanya'ya gideceğim. Döndüğümde zaten ilk arayacağım sen olacaksın. Doğal olarak. Yani bıkkınlık olmaması lazım. Burada başka bir şey böyle var. Ağır bir şey için. Bitkinlik var burada. Bitmiş olay. Kırgınlık da değil, bıkkınlık da değil. Bitkinlik. Bitkinlik. Orada ığlar, iyiler karışmış. Burada tükenmişlik sendromu mu? Tabii tabii bitmiş bu olay. Ama ben daha bir olaydan sebep olduğunu düşünüyorum. Bir şey yaşamışlar bunlar. Yani bireysel bir husumet yaşamışlar. No woman no cry mı? Bob Marley mi girmiş? Hep o mu olur? Yani ana sebep o mu olur? İki dostun arasında. Ne olacak başka? Ne olabilir ki başka? Yani belki Seçil Erzan mı? Yok yok öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Burada Always No Woman No Cry şarkısı inanılmaz. Ne söylemiş zamanında? Bob Marley. He? Bob Marley Faruk. Rahmetli. Yani şöyle. Ya doğru insanı bulmak tabii ki zor. Ondan sonra ama ben mesela hiç bulamadım. Ama yine hayat devam ediyor. Mesela şu an tabii. Çok rahatım mesela. Kafa olarak anladın mı? Rahat çünkü problem yok. Hesap soran kimse yok. Bir de bir insan değilim yani hani. Hesap sorulabilir yani bana anladın mı? Ben öyle hesap sorulmasın, ben her şeyi yaparım bir insan değilim. Beni az çok tanıdın. Gidiyorum, geliyorum işte ofise gidiyorum, eve gidiyorum yani böyle çok yaşayan, çok basit, yok yani. Yani çok basit ve sade yaşayan bir insanım anladın mı? Şimdi bu basit ve sadelikte bir bulanıklık girince işte bu bıkkınlık oluyor. Sonra o bitkinliğe dönüyor. Sonra tükenmişliğe dönüyor. Tükeniyor. Ondan sonra Sezen Aksu devreye giriyor. Hangi şarkısı? Tükeneceğiz. O şarkı devreye girdim de zaten bitiyor abi. İstediğin kadar uğraş. Anladın mı? Sıkıntı oluyor. Yani o yüzden şarkılar da boşuna yaşanmış yani. Şarkılar yazılırken yaşanmışlık Hele siz var ya. Var, hepsinde var. Yıldız'da da var. Hepsinde var. Hepsini diyorum. Benim için sanatçı, Kürt, Türk hiç fark etmiyor benim için. Ama zaten Ahmet Kaya Kürtmüş ve şeymiş. Ya çocukluğumda diyordum ben, 11 yaşında ben ne anlayayım abi? Tabii. Neyin kimin ne olduğunu anladım. Ben ses abi, mesela Ahmet Kaya'nın sesi, şarkısı. Geçen bir yer dedik. Acayip bir şey oldu yani. Ben ilk defa böyle bir mekan gördüm. Şarkıcı da ilk defa dinledim. Şimal diye, böyle bir şey olamaz yani. Yani çok canlı müzik falan severim. Ama yani sadece damar söyleyip bizi paramparça etti ya. Ben mahvoldum yani. Mutlu girdin. Bir de tam derbi sonrası falan. O akşamdı değil mi? Tabii. Doğru. Canım. Ve bir de orada ben de hani böyle bir espri olsun işte bir şey yolladık. Peçete, kağıt. Bir ufak kağıt parçası işte Icardi geçmiş olsun gözünden dolayı diye. Sonuçta fair play her şeyden önemli. Vallahi tebrik ederim. Ha? Tebrik ederim abi. Sağ dışı... Kalmadı böyle bak. Böyle sporculuk böyle al kalmadı. Sağ dışı. Onun da hoşuna gitti. Bana şey dedi, aşkın olayı söyleyeyim mi dedi. Aşkın olayım. Aşkın olayımı söyleyeyim dedi. Ben dedim hani sahne sizin yani falan, uzaktan tabii ki. Sen orada o ilkokul çocuk gibi. Bana dedi kimse o şarkıyı bugün söyletemez dedi. Bak. Racona bak. Racon yani kesmiş. Orada bütün söylediği şarkılar racon bir kenara. Yani büyük o hareket. Ha? Büyük racon kimse kesmiş. Söyletemez bugün bana dedi ve söylemedi. Ve hep söylediği, her sahnesinde söylediği şarkıymış. Ben ilk defa geldim sahneye. İnanılmaz bir şey ya. Bir de son yarım saati, sahneden inmeden son yarım saati var. Abi parçaları geçişle yani. Hiç ara vermeden devam etti. Kafama sıkar giderim diyor. Nereye gidiyorsun? Potpourri yaptı yani. İnanılmaz diyorum sana ya. İnanılmaz. Ben böyle bir şey görmedim. O yüzden yani şarkılar bazen şey yapabiliyor. Ben çok duygusal bir insanım. Ben çocukluğumda dedim ki ağlaya koşuyordum. Ağlaya okuyordum. Sabah düşünsene 8 yaşındayım. Ağlayarak okula giriyorum. Öğretmen diyor ki ne oldu diyor. İşte Ahmet Kaya dedi. Ferhat Tayfur dedim. Ayağımla 8 yaşında ayağım işte prangaları dinliyordum mesela işte Emmoğlu falan yani düşünsene böyleyim. Bir çocuk bunu bilmiyorum ya babamdan dolayı yani babam da öyleymiş herhalde çocukken. Babamdan kalan tek mirası Enes yani. Öyle değil. Ha? Enes. Enes'in dünya onda değil ya. Seni, beni, annesini, babasını satar ya. Annesine şey diyormuş sen yemek yapmak zorundayım sana diyormuş. 11 yaşında yapacaksın demiş ya. Ben mi sana söyledim beni dünyaya getir diye demiş ya. 11 yaşında çocuk nasıl söyler böyle bir şey ya. İnanılmaz bir şey ya. Ben bunu duydum. He. Dedim ki yapacaksın çocuk... ben yemeği sen yapacaksın demiş. Kim yapacak başka yemeği diyor. Çocuk bir yerde haklı. Çocuk da haklı yani. Hani haklı ben olmaz mı? Ben mi talip oldum bu dünyaya gelmeye demiş adam. Çocuk haklı abi. Yemek istiyor. Kafanıza silah mı dayadınmış annesine ya? Beni dünyaya getirin diye. Böyle bir cümle var mı ya? Annesi ki orada error veriyor tabii haliyle cevap verme konusunda. Annesi de psikolojik olarak inanılmaz güçlü. Yani yaşadıkları İşte Melez, Nijerya şey falan annesinden dolayı çok zor bir çocukluğu olmuş. Ben elendiğimde 2 çocuk sahibiydi zaten, 4 çocuk falan hepsini de büyüttü. Ben mesela yıkıldığım dönem beni de ayağa kaldırıyor. Yani inanılmaz bir şey. Beni aradı hüngür hüngür ağlıyor kadın ya. Ben al diyor artık oğlunu ben bakamıyorum. Ha, o duruma getirdi beni. Ya inanılmaz bir çocuk ya. Yok, ve ya, inanılmaz şeyler yapıyor yani. Bir tane kısa şeyini anlatalım geçelim. Bunu dersleri en yüksek okulu Almanya'da Gymnasium'a gidiyor şu an ama orada biraz zorluk çekiyor. En üst şey okulu ondan sonra şey yazdırmış işte. Okulda derslerini çalışsın diye 2 haftalık bir programa yazdı. Kursa. Kursa. Annesi de bankada çalışıyor. İşte zor oluyor tabii. Benim annem yakın diyalogları var. Anneme yemeğe geliyorlar öğlen falan. İdare ediyoruz oradaki şeyleri. İşte 10 gün mü 12 gün geçmiş. Anne aramış okulu. Enes kurs nasıl gidiyor demiş. Öğretmen bilgi demiş, alacak öğretmen. Bilgi alacak. Kim demiş? İşte Enes Akın demiş. Öyle bir tane öğrenci yok ki demiş. Buraya gelen. 2 haftanın sonunda. Kadın şok. Kitap mitap elinde ne varsa düşmüş. Ondan sonra bu tabii olayı çözmeye çalışıyor. Arıyor. Şimdi bu 3'te geliyor oradan. Bu aslında 12'de geliyor. 3 saat arada oyun oynuyor bu tamam mı? O 3 saatte de tamam mı? Yani evi CIA, FBI bastı açmıyor bu kapıyı. Bu çocuk 11 yaşında ha. Ondan sonra arıyor telefon, kapıcı, hiçbir şey çalışmıyor. Evde her şey. Neyse saat 3'te arıyor o gün annesi. 3'te bu kapı telefonu bir açıyor. Nefes nefese yalandan. Evden ülke. Evde ya, evde yatıyor bu 12'de gelmiş. Şimdi bununla tabii ki nasıl mücadele edeceğiz? Şimdi girdim eve diyor. Ha? 3'te şimdi girdim ama nefes nefese o şeyi de veriyor efekti. Şey, nefes alma verme efektini de veriyor. Ciğerlerden falan alıyor nefesi. Yorgun girmiş eve yani koşarak. İnanılmaz bir şey ya. Ya mümkün değil. Ve hırsı Yo, acayip bir hırsla. Ya bana çok benzer bir şey var. Masa tenisi oynadık. Ablasıyla oynarken falan parçalayacaktı raketi. Sonra gitmiş Almanya'da kursa yazılmış öğrenmek için. Ona asıl önemli olan. Şimdi kursa gitti. O şimdi buraya geldiğimde herkes yenmeye gelecek. Evet. Değil mi? İnanılmaz bir şey diyorum ya. O konuda genetik senden geçmiş abi o. Ya işte bu Survivor zamanı 2017 işte. Enes o zaman kaç yaşındaydı şimdi? 6 sene oldu. 5 yaşında. PS oynuyorlar şeyle, Ogaday'la. Bu Street Fighter falan filan. Yok, yenemiyor Ogaday. Ogaday parçalayacaktı şeyi. Nasıl yenemem diyor 5 yaşındaki çocuğu. Oraya çok ilgi alakası var ama işte okul çok önemli. Tabii okulu daha yani okul. Ya bana benzer çok yanları var. Var çok benzetiyorum ben de. Yani inanılmaz şeyleri var. Yani. Benim çocukluk yani. Arkadaşlarıma işte anlatıyoruz ya bu olayı işte ortamda. Ümit'le Suat diyor ki niye şaşırıyorsunuz diyor. Senin abine söylediler biz. Ne demek diyor. Aynısı diyor ya. Bunu biz yaşadık diyor. Biz beraber büyüdük diyor. Yani işte ama ben tabii ki o bir tarafı yıkıyorum yani. Tabii. Hani bütün kötüleri oraya yıkıyorum. Oraya senden almış, iyileri benden almıştım. Merhameti. Onları bizi şey yapacaksın ama yok. Yok yok, senden çok net almış bu özelliğini abi. Evet. Ama daha okula şey yapacak. Daha vakti var. Geçelim. Vallahi bu şimdiki videodaki arkadaşımız Enes'le aynı yaşta mıydı? Enes'ten ufak bu. Değil mi? Yani. Bak. A, ufaktır canım. Ufak. 8-9'dur herhalde. Bilardo oynuyorlar. Hı. Bakalım neler yapıyor küçük kardeşimiz. Bilardo oynuyorlar mı? Ona geçecek şimdi. Tamam, oynuyorlar da öbür arkadaşlar ne yapıyor arkada? Berber salonu burası. Orada bilardo... Ben ilk defa görüyorum. Orada saç kesiyorlar değil mi? Yanlış görmüyorum. Kuaförde berber bir tane öyle şey koymuşlar. Vuruyor bu rastgele ha? Yok canım. Nereden öğrendin oğlum sen? Böyle bir şey yok ya. Senin masa kadar boyun var oğlum senin. Bizim Rıdvan abi gibi ya. Istaka ondan büyük. Ha? Nasıl olacak ki bu iş? Boyu kadar masa var. Masa görmüyor. Yüzeye kadar bakıyor zaten. Ama biraz şans da var. İlk topta şans oldu. İlk top var ya. Semih Saygıner atamaz onu ya. İlk topta büyük şans oldu. İnanılmaz ya, böyle bir patlattı. Burada büyük şans oldu. Nasıl bir şey abi ya? Bunu Semih Saygıner atamaz ya. 4 bat gitti. Bir de o köşedekinin yani. Köşenin direkt ağzından oradan çıkıp oraya gelmesi bayağı olay ama olsun yani, bu kadar da bu neymiş abi ya? Abi tutması nerede öğrettiniz? Bu çocuk bu hayatta her şey yapar ha. Tabii de bu çocuk aç kalmaz. Aç kalmaz bu çocuk. Evet. Mümkün değil aç kalmaz yani. Ya bu yaşta bu bilardoyu oynayan çocuk en kötü bilardodan 3-5 yolunu bulur geleni yani. Tokatlar parasını oynar kazanır yani. Aynen öyle. Var mı sende bilardo? Vardı. Bende hiç yok. Bende vardı. Şöyle yani ben tenis harici ama tenis de var bende de yani oynamadım hiç. Yani tenis oynama şeyim yoktu çünkü hep bize şey dedi antrenörümüz o zaman. Ters kaslar mı? Evet, ters işte bu Aşil tendonları çok yük bindiği için durmalar, kasmalar. Futbola tam ters mesela. Atıyorum kışın bir basket salonuna Fener'de de gittik. Almanya'da da gittik. Böyle bir alandan basket attık. Hiç antrenman yapamayacağımız bir ortam oluştuğu için karda mesela. Bazen öyle şeyde salona kaçıyorduk. Bende her şey var. Handball oynadım. Futbol zaten var. En büyük şeyim zaten kozum benim ama yani patlayıcım atletizm. Bütün okul hayatımı atletizmle geçirdim. Ondan sonra handball var. İşte mesela 80 gram o zaman 4. sınıfta artık 6 yaşında 10 yaşına gelmeden mesela işte 50 metre yok ufak top ya. Bu şeyli toplar var böyle uzun atmak için, gülle falan değil o zaman. Ay, 80 gram çok hafif bu zaten. Sonra o daha 200 gram oluyor. Güllü oluyor en son. En sonunda güllü oluyor da bu böyle uzun yani direkt atma yani o şeyde zaten bir şey yok bunun. Çocukken yapılıyorduk onu biz. 50 metre tartan pis vardı, ben okuldan dışarıya falan atıyordum bir topu. Yani orada zaten o yetenekler oluştu. Sonra da zaten futbol. Yani mesela ben şunu söyleyeyim. Şimdi bazı insanlar işte eğitimi falan çok önde görüyorlar ya. Evet. Abi eğitimle hayat bir gitmiyor anladın mı? Eğitim tabii ki önemli. Mesela benim hayatım futboldu ve ben bunu kabul ediyorum, anladın mı? Ama şimdiki eğitimli bir insanın beni ezebileceğini olur mu canım? Belli olmaz o. Herhalde herkesin bir yaşanmışlığı var, doğru mu? Aynen. Şimdi yani ben dediğim gibi bu işin hani bedelini ödedim. Benim mesela kitap veya dersim veya ödevimi unuttuğum olmuştur ama asla tenis topunu çantamda unutmamışımdır mesela. Hani benim de hayatım böyle geçti, anladın mı? Benim hikayem bu. Bunu da değiştiremedim ya. Ben çantamı boşalttılar. Meslek okulunda tramvayı kaçırayım gitmeyeyim diye mesleğini yapacaksın diye çantamı boşalttılar. Kilot, ayakkabı, tozluk hepsi çıktı. tramvayı kaçırayım diye ağlıya ağlıya tramvaya düşüyordum ben yani. Hani toplarla bedel ödedim ben, anladın mı bu iş için yani. Futbolcu olmak için böyle keyifli bir iş değil bu yani. Yok yok, çok zor. Öğretmene dedim ki böyle böyle. Bana dediler sen dedi şey olacaksın dediler ya. Sokakta, camide mendil açacaksın dedi bana. 11 yaşındaydım. Öğretmenim senden hiçbir şey olmaz dedi. Sen mendil açarsın dedi, dilencilik yaparsın dedi. Yani kaderimde o var, sonunda yaparım dedim ben. Ne yapayım dedim ama benim hayatım futbol, bırakamıyorum, seviyorum. Senin için bu verdiğin cevabın Enes'in verdiği cevaptan ne farkı var? Hiçbir farkı yok. O yüzden oğlumu sonuna kadar destekliyorum. İnşallah annesi seyretmez bu programı. Cumartesi Almanya'ya gideceğiz. Kendimize kalacak yer bakmamız lazım. Öyle. Küçük abi öyle değil mi? Yani, ne diyeyim yani şimdi? Yani, o varsa kaderimizde onu da yaşayacağız yani. 2023 bitti. Serhat abi. 2024 için dileklerini alalım. Ben sana söyleyeyim mi? 2024 için herkese ama herkese. Dost düşman önemli değil. Öyle o konuda şey değilimdir yani. Kimseye düşman da değilimdir. Herkes kendi şeyini yaşar. Herkese çok sağlık diliyorum abi. En başta sağlık. Para, pul bir şekilde olur olmaz o ayrı ama sağlık olmadı mı paranın da bir anlamı kalmıyor. Sağlık çok önemli abi. O mesela bu depremler, işte bu felaketler, şunlar abi gitti mi yani paran olsa ne olur ki yani? Geri getiremiyorsun. Toprağın altındasın yani. O yüzden herkes öncelikle bir sağlık. İkinci dileğim mutluluk. Huzur. Huzur ve mutluluk abi. Ondan sonrası... Hallolur. Hallolur abi. O her şey, o sağlıkla mutluluk ve huzur birleşince zaten insanın bir şey yapası geliyor, anladın mı? Enerji geliyor. Enerji geliyor. O enerjiyle zaten hepimiz bir şeyler yaparız. Birbirimize yardım ederiz. Birbirimize yardımcı oluruz. Yani ne olacak ki yani benim bir şeye ihtiyacım olduğunda sen bana yardım ettiğinde bu bizim bir hikayemiz tabii oluşur, anladın mı? Aynen. İşte öyle olmayınca da Ahmet Kural'la şey gibi oluyorsun. Murat Cemşir gibi oluyorsun. Evet, bıkkınlık geliyor. O bıkkınlık gelmemesi için onlara örnek almamamız aynen lazım. Onlar yanlış örnek abi. Onlar yanlış örnek. Yanlış İkisi örnek. Ayrı ayrı çok iyi oyuncu ama arkadaşlık konusunda bize örnek olmamadılar. Evet, 2023'te. Olmadı. 2023 vallahi çok Ahmet iyi geçmedi. Ahmet Kural'la şeyin tersine olalım mı diyeceğiz. Daha olumlusu olsun. Yani inşallah 2023 kadar olumsuz geçmez. Yani olumlu şeyler de yaşadık 2023 ama çok azdı. Genel hatlarıyla çok olumlu bir sene geçirmedik. 2024 inşallah mutlulukla, sağlıkla, huzurla gelir. Bir yılbaşı günü izleyeceksiniz siz bunu 31 Aralık'ta. Son bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki abi. Mesela şimdi konuştuk ya. Konular işte 2023, 2024 dileğinde diye. Mesela ben buradan bu konuyu Ahmet Kural'a bağlıyorum ya. O beni korkutuyor işte. Niye değil mi? O bence yoktu. Bende yoktu daha önce o. Yani futbolcuların herkes beni severdi, muhabbeti miydi ama. Belki de bu çekimlerden sonra yayınlar, YouTube programları falan belki kafan artık öyle çalışıyor olabilir. Nasıl oluyor abi bu çalışma? Pratik, daha pratiğe. Mesela bunu gidip MR'ını çektirsem mi diyorum? Beyinde acaba bir vida gevşekliği var mı? Çıkmaz. Vallahi de. Çıkmaz. Abi ne alaka mesela değil mi? Ben şimdi herkese iyilik huzurluk derken Ahmet Kural gibi olmayalım diyorum ya. Şimdi ilk defa söylüyorum bu arada bunu. Beni korkutuyor bu. Niyesini pratik zeka, işte futbolculuk da alakası. Tamam, futbolcu pratik zeka olur da nasıl olur? İşte buraya sen alıştın bu. Alex'i görürken nereye atacağını. Sen koltuğu sevdin. Vallahi de. Bu koltuğu sevdin. Bu koltuk, neymiş baba bu ya? Koltuk, gurme sporu. Tamam sen öyle diyorsan. Meşhur koltuğu. İnşallah yeni yılda da iyi olalım arkadaşlar. Herkese gerçekten kalpten sevgilerimi diliyorum. Erkancığım iyi yıllar. İyi yıllar şimdikten. Böyle Erkan sana da. Buradan tüm çalışma arkadaşlarımıza... Babam bugün mesaj atmış bana. Atmış. Babam mesaj atınca Cuma sanıyordum. Yani Cuma'da resim yolluyorlar ya. Ulan bugün dedim Perşembe değil mi bizim çekim? Meğersem o Cuma'yı versiyonunu değiştirip mutlu bir gün dilemiş babam. Yani haftanın 7 günlü update oldu artık. Büyük bittik. Her gün azartesi, salı, çarşamba. Pazartesi demeden. Babana da iyi seneler dile. İyi seneler dilerim. Amcama. Biliyorsun değil mi amcam olduğunu? Ha tamam. Biliyormuş peki. He? Senin babam benim de amcam ya, o yüzden dedim. Çok seviyorum ben de. Evet. İyi seneler. İyi herkese seneler. Mutlu yıllar. Çalışma arkadaşlarımıza, ekibimize inşallah 2024 yılında da hep beraber güzel içerikler üretmeye birbirimizi kırmayalım devam belki edeceğiz. Kırmadan, gücenmeden inşallah. Olmasın abi çünkü tabii çok gerginlikler olur. İşte de olur. O olabilir ya, tartışma olsun. Tartışmalar olur. Birazcık güçlenmeler olsun. Öyle de değil olmasın yani. Uykuyu da geçirmeyelim 2024'de. Birazcık böyle hırs, mücadele, işte 2 takım, 3 takım, şampiyonluk, futbolun dışında işte de olsun. Ama basit bir şeyler için birbirimizi kırgınlık ayrı. Çok kalp almak lazım. O barışı sağlamak lazım. Peki. Kardeşim 2024 böyle şaplatarak. Böyle biter işte. 2023 böyle bitti. 0-0-0 da böyle şaplatarak. İnşallah herkes mutlu bir şekilde 2024'e girer. Havai fişek. Burada yok değil mi çok? Yok burada yok. Almanya'da biliyorsun değil mi? Var gene yılbaşı akşamı yaparlar. Ama Almanya'da ya, kapının önünde falan yapıyorlar. Ya yok burada. Ben yok, şimdi gittiğimde çocuklara falan alacağım. Kapının önünde Almanya'nın en büyük özelliği o. Yok bizde. Sonra ertesi sabahta bütün kendi... o her şey temizleniyor. Herkes birbirini patlatır, burada yapamazlar onu. Zaten yapmaya çalıştı. Allah... Buradan evden eve atıyorlar. Omar yaptı. Galatasaray evet, futbolcu gözünü adam neredeyse kaybediyordu. Haber fişek olayından uzak durun abi burada. Yani bence dışarıda çok çıkmayın. Evinizde, ailenizle, sevdiklerinizle mutlu bir yılbaşı geçirmeniz dileğiyle diyoruz herkese. İyi seneler diliyoruz. Hoşçakalın.